Konu Instagram'larda, sosyal medyalarda farklı tür paraların gözüme çarpmasıyla başlamıştı. Tabii baktığımız zaman o paraların, o simgelerin, o figürlerin ne anlama geldiğini ve bizim tarihimiz mi değil mi ne olduğunu anlayamamıştım. Araştırınca kendi Türk tarihimizden alakası olmadığını, Napolyon'un ata binmiş resmi, efendim Büyük İskender'in portresi, daha sonra Yunan mitolojilerini anlatan tanrıçaların resimleri, ilahi olmayan batıl inançlı kolye tarzları, kolyeler takıyorlar. O yüzden bu sebepten dolayı ben kendi kültürümü yaşatacak, gençlerimize kendi atalarının kültürünü yaşatacak kolyeler üreterek sektöründe kültürüme sahip çıkmaya çalışıyorum. İlk Göktürk parasının ne şekilde olduğunu, nasıl bir mantıkla yapıldığını gösteren enteresan tüyler ürpertici şeylerle karşılaştım ve bu ürünleri yapmaya karar verdim. Mesela Göktürk parası, ortasında Kaan figürü olan, sağında, solunda ve üstünde Ay Yıldız figürü olan bir para olduğunu gördüm. Ay Yıldız 1500-2000 yılı evvel, Türkler İslamiyet'i kabul etmeden önce, Hilal İslamiyet'in simgesi olan Yıldız, Ay Yıldız bütünleştirici anlamında. Tabii bunların o zamandan tesadüf olmayan bir şey olacağını düşündüm. Enteresan geldi ve bütün Göktürk paralarından aşağıya kadar serisi incelediğimde mutlaka bir Ay Yıldız'a rastladım. Göktürk yazısıyla etrafında bir yazı var. Ortasında Göktürk anıtı olan bir figür var. Sağında solunda Ay Yıldız var paranın. O zaten Göktürk paralarının hepsinde gördük, etkilendiğimiz bir şeydi. Fakat bir yazı var ki çok önemli. O beni çok etkiledi mesela. Zamanı Tanrı yaşar, insanoğlu hep ölmek için türemiştir. Yani Allah'a inancın, İslamiyet'ten önce bile Allah'a inancın Türk milletine, kalbine, içine verildiğini gösteren bir ibare diye hissettim ben bunu. Diğer parada da şekil olarak Ay Yıldız yine var, Güneş var paranın üstünde. Kenarda bir yazısı var. Yazıda Tanrı Türk'ü korusun ve yüceltsin yazmış. Bunlardan etkilendim. Bir de Tanrı damgası diye bir damga var. Üstünde ayrı ayrı harflerle birlikte ayrı ayrı yazılmış, dairemiz üstüne dağıtılmış yazı Tanrı yazıyor. O yüzden gençlerimizin kendi kültürlerine sahip çıkmalarını istiyorum. Kendi kültürlerinde o kadar çok güzel, anlamlı şeyler var ki onları yaşamalarını istiyorum, araştırmalarını da istiyorum benim gibi. O zaman keyifle takacaklarını anlıyorum. Bilmedikleri bir kültürün logosunu, simgesini takınca ne anladıklarını da çok merak ediyorum. Ama burada araştırdıkları zaman atalarının izlerini taşıyan bir kolyenin olduğunu görmeleri ve onu hissetmeleri belki onlar için daha bir sevinç ve gurur kaynağı olacağını düşünerekten serimize başlamış olduk. Tabii biz bütün kendimiz düşünerek ürettiğimiz koleksiyonlarımızın tümünü de tescili kullanıyoruz. Bunda daha hassasız tabii. Yani Göktürkler serisinde daha hassasız. Hemen işlemlerini yaptırdık. Zaten tescile gönderdik. Onayı da bugün yarın gelir inşallah. Taklit yapılması çok kolay. Her şeyi taklit yapabilirsiniz. Sıkıntı yok. Fakat cezalarına katlanmak lazım. O yüzden bu ülkede kanun var. Bu ülkede nizam var. Bu nizam ve kanunları bozmadan sanıyorum arkadaşlarımızın bu şekilde davranacaklarını tahmin ediyorum. Yani.